Dikdörtgen şeklinde çevresi 8 santimetre olan çerçevenin D köşesine 8 santimetre uzunluğunda bir ip bağlı. Bu ip gergin tutularak çerçevenin etrafına sarılıyor. İpin E ucu karenin D köşesine geldiğinde ipin taradığı alan kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi DE uzunluğu 8 santimetre. Bu uzunluğu bu şekilde gergin tutarak belli bir bölgeyi tarıyoruz. Bu sırada ipin bir kısmı DC kenarına sarılmış oluyor. DE uzunluğu 8 santimetreydi. İlk hamleyi biraz inceleyelim. Şu anda taramış olduğu bölge şu şekilde bir çeyrek daire dilimidir. Yarıçapı 8 santimetre olan çeyrek daire dilimi bu. ABC'de çevresi 8 santimetre olan kare olduğundan bu uzunluklar ikişer santimdi zaten. O halde buraya 6 santimetrelik bir ip kalır. Evet, ipin 2 santimetresi kullanıldı. Bundan sonra C noktasına bağlı olan ip devam etmekte olacaktır. 2 santimetresi gitti. 6 santimetrelik ipi kullanıyoruz. Yine bir çeyrek daire meydana gelir bu noktaya kadar. Bu defa merkezi C olan, yarıçapı 6 santimetre olan bir çeyrek daire. Taranan bölge ise burası olur. 2 santimetre daha kaybedildi burada. Geriye 4 santimetrelik ip kaldı. Son olarak 4 santimetrelik ip buradan gergin tutuluyor ve buraya noktaya getiriliyor. 2 santimetresi daha gitti ipin ve 2 santimetre kaldı. Son hamlemiz bu 2 santimetrelik ip bu noktadan tutulup D noktasına kadar getiriliyor ve yine bir çeyrek daire oluşuyor. Burada 2 santimetre yarıçaplı bir daire meydana gelir. Bu dairelerin alanları toplamı isteniyor. Toplamda ne kadar yer taradığı isteniyor. Yarıçap burada 8 olduğundan dolayı pi çarpı 8'in karesi. Tabi çeyrek olduğundan dolayı bölü 4 artı. Burada yarıçap 6. Pi çarpı 6'nın karesi yine bölü 4. Yarıçap 4 olduğundan dolayı bir sonrakinde 4'ün karesi bölü 4. Son olarak da pi çarpı 2'nin karesi bölü 4 şeklinde. 8'in karesi 64 bölü 4. 16 pi yapar. 36 bölü 4. 9 pi. 16 bölü 4 ise buradan 4 pi yapar. Burada 4'ler sadeleşiyor. Sadece 1 pi kalıyor. Bu toplam 9 artı 1 10 pi. 4 ile 16'nın toplamı 20. Toplamda 30 pi meydana gelir.